tenis. Ay ne olur tenis. Geçiniz yani ne olur. Hani tenis. Tenis oynuyormuş. Tenisi bir tek Hülya Avşar. Ay Hülya Avşar'ın açıklamasına yine ne güldüm. Kimse var mı rakibim diyor. Senin rakibin kimse olamaz hayatım. Senin gibi kimse 10 kişilik sinema gişesi hayatı boyunca yapamaz. Yani en salağı bile yapamaz. Bir tek sen yapabilirsin 10 kişi giden film yani. O yüzden gerçekten ama senin rakibin. Yok ben. Ama niye öyle diyorsun? Sevdiğim kız çok evet. Severim onu da. Hayır o takılmış. Bırak da biz de biraz giydirelim. Bir tek o giydirecek hali yok yani. Yazık, 10 kişi yazık. Gitti. Evet, yani evet. 1000 kişi gitti ya da. 250 diye biliyorum. Biri benim mi? Evet, o salaklardan. Gitti mi? Ay gitti mi? Anlat size. Gitmiş. Anlat bir şey söyleyeceğim. Hayır. Güzel miydi? Neydi o film? Neydi ben, o? O bile ne yaptığını bilmiyor. Şöyle düşün. Söyleyeyim. Projenin Hülya Avşar'la biz aynı sitede oturuyoruz. Komşum ya kahka benim. Komşu, ay komşu desteği komşum, yapmış. Komşum ya benim. Komşu, şimdi ben o selfie projesini başladığı andan itibaren biliyorum. Ama bence o bir internet filmi olmalıydı o. Evet. Sinemalarda kesinlikle. Onun olmayacağını öngörmedi. Ben onun yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Bir fenomen bazında giderdim. Onları 10'ar dakika 10'ar dakika 7'şer dakika yapıp onları 40 bölüm haline getirip kendimi öyle fenomen yapıp sadece sanal ortamda şey yapardım biliyor musun? Geçmişi çok uzun senelere dayalı insanlar fenomen olamıyor. Bak. Bunu bir şey söyleyeceğim. Televizyonda Hülya Avşar fenomen olmasına gerek yok. Hülya Avşar'ı nereden bakarsan o internet filmi olacaktı dizisi. Hayır hayır. O oraya attığında sanal ortama attığında iki de medya desteğiyle 100-200 bin tıklanır mıydı? Kesinlikle ben izlerdim. Yedişe. Çok da merak ettim. Herkes de izlerdi. Ya, ve onu da soruyorum. Neydi? Ne yapıyordu? Yanlış. İşte kendi evinde çekiyor. Ayvalığında çekiyor. Kendi hayatıyla ilgili. Tabii kendi hayatıyla ilgili her şeyi de insan söyleyemez ki. Ben onu soracağım. Mesela aşkları var mı? Var. Aşkları var ama. Hangi aşkları var? Hiçbirisini açıkça bence bildiğini. İbrahim Tatlıses var mı? Aynen. Yok tabii. Zaten işte bütün, onun için de samimiyetsiz görünüyor. Ama bu belgesel görünüyor. Değil ki hayatım. Bu belgesel değil ki kadın bütün. Kadın kendi hayatından kareler seçmiş. Ama mesela ben şöyle düşünüyorum. Arton'un söylediğin dışında o onu seviyordu mutlaka şaka yapıyor. Yok tabii ama, şaka yapıyorum. Ya. Mesela, severim çok severim yani. O Pukka'nın mesela attığı tweet bu hangi salaklar gittiyse bu filme el kaldırsın. Diye bir öyle mi? Öyle mi? Evet, görmedim ben. Aynen öyle. Ben de hatta ona oradan cevap verdim. Pukka da haddini bilsin yani. Başver Allah evet, aşkına. Evet yani o kadar çocuğuyla kocasıyla ilgili bir hayat temperamanı var. Ve artı bir sürü negatifliği de hayatları var. Bir şeyler. Kalkıp da yani şimdi ve Hülya Avşar'ın sonra çok güzel açıklaması oldu. Ben bunu böyle öngöremedim hata yapmışım dedi. Dedi çünkü, mi onu? Dedi. Dedi mi? Yani çünkü artık hiçbir isim tek başına akın akın seni sinemalara götüremez. Bakın evet. Müslüm'e gidiliyor. Yer gök reklamı var. Farkında mısınız? Yer gök reklamı var. Oynayanlar Temuçin Esenler, Zerrin Hanımlar. Bir şey değil yok. Onlar önemli değil. Ne insanlar batıyor filmlerde, ne batıyorlar. Yanlış kast. Bir ufak bir kıvılcım. Acı bir hayat hikayesi. Bir kıvılcım feci götürüyor. Bir kıvılcım. Seni götüreceğim Müslüm'e. Ben evet, ben ona gitmek istiyorum da ağlayacağım diye gitmek istemiyorum. Yok ben özellikle ağlamadım valla. Ben de ağlamadım. Yok ben ağlamadım. Sulu, çok üzüldüm, tekiyim. Çok etkilendim. Ben hemen ağlarım. Çıktığımızda biraz üstüne sohbet ettik uzun süre böyle. Ben mesela adamı tanıdığım halde bilmediklerime üzüldüm. Seninle birlikte miydik onda bir... Ben Müslüm seni izlemeye getirmiştim Müslüm Gürses'i. Konuk olarak gitti. Ha o başka konuk canım. Olarak konuk da geldin. O programda beraberdik zaten Müslüm abiyle. Artı seni sahnene getirmiştim ben. Beni mutlu etsinler diye Artı'ya götürmüşlerdi Muhterem canım Hanım'la birlikte. Ve bak konuşulan negatif her şey filme yaradı. Bendeki arkadaş aşkını göremem. Bak mutluluğumun sebebi bana sen oluyorsun. Rahmetli Kemal Sunal'dan tut Müslüm Gürses. Ay ne mutlu bana. Rahmetli Ahmet Kaya'dan tut. Eşofmanları ile geçen gün Ahmet Kaya şarkısı çalıyor. Performans yaptığım yer. Dedim ki ben ne şanslı bir adamım ya. Kapattım sesi. Dedim ki ne şanslı adamım ya. Ben dedim bu adamlara dedim bir sürü çaldım. 2-3 tane 2-3 tane çaldım. Benim en sevdiğim şarkısı. Penceresiz hangisi? Uçurtmam tellere takıldı. Ya yani böyle çok bir dokunuyor yani. İnanılmaz. Dinlemesi toprak ve çaldığımda da böyle çok uzaklara gittim. Eşofmanla geldi ya adam bana. Eşofmanla. Yani o kadar candan kalktı, şarkılar söyledi. Bunlar bizim için çok büyük değerler ve çok büyük onurlar ya.
Bana da hep bu olayı yani, anlattığımda diyorlar ki ne yani sen Artu'ya gidince mutlu oluyorsun yani. Ama siz bilmezsiniz Artu'ya gitmek çok kıymetli bir şey. Ben öyle dandik fenomenlere benzemem bebeğim. Halk duy beni. Hmm, yanlış tercihliler sizi.